İkizler ilk seneyi geçirdikten sonra tabii ki ayaklanacaklar. Artık oyun oynayacaklar. Ve sınırlarını belirlemek üzere de kendi tutturmaları olacak. Genellikle bu tutturmalar aynı ortamdayken birdenbire bir sessizlik anında ikisinin de çığlık çığlığa bas bas bağırmaya başlamasıyla ortaya çıkar. Olaya gelen ve müdahil olmaya çalışan anne babalar da hangisine ne yapacağını bilemeyerek ortalıkta her ikisini de azarlamaya başlar ve ceza vermeye başlar. Esasında burada yine yapılması gereken bazı pratik şeyler var ve bunlara dikkat edersek yine ikizler bireyliklerinden uzaklaşmamış olurlar ve gerçekten hatayı yapan cezalandırılmış olabilir. Mesela olayın ne olduğunun iyice farkına varmak lazım. Örneğin Kaan'la Berk bir oyuncakla oynarken birdenbire birbirlerini paylaşamadıkları için kavgaya başladılar ve Berk Kaan'ı ısırdı. Esasında Kaan'ın ağlamasının nedeni de Berk'in bu haşin davranışı. İşte burada Berk'in ne yaptığını iyi anlamak gerekiyor ve esasında cezalandırılması gereken kişi Berk. Ve Berk o sırada başka bir odaya alınarak cezası orada verilmeli. Ve bu ceza tabii çok kısa, ancak yaşına uygun şekilde, belki saniyelerle tutulabilecek kısa, ufak bir zaman diliminde bir süre onu ayrı odada tutmaktan ibaret olmalı. Ama kesinlikle o sırada Berk orada yalnız olmalı. Yani Kaan da oraya gelip olayın esasında bir oyun gibi devam etmesini ne neden olmaması gerekiyor. Burada vurgulamaya çalıştığımız şey, yani hatayı yapanın cezasını kendisinin çekmesi ve ayrı bir ortamda bunun gerçekleşmesi çok önemli. Kesinlikle burada hatayı yapanla kurbanın karıştırılmaması gerekiyor ve her ikisinin de birlikte azarlanmaması çok önemli. Burada hatayı yapan Berk'ti. O nedenle Kaan'ın azarlanması esasında suçun ne olduğunun anlaşılmamasına neden olacağı için kesinlikle yapılmaması gereken bir iş. Ve aslında en önemli bu tür durumlarda yapılması gereken şey, konunun hızlıca çözülmesi için ortamda yapılmış olan pozitif ve olumlu hareketlerin övülmesi. Örneğin işte kavga etmeyen ve ısırmayan çocuğa Kaan ısırmadığı için Kaan aferin sen hiç böyle şeyler yapmıyorsun diyerek belki de daha olumlu bir davranışa yöneltmekte fayda var. İşte bu tür davranışlarla biz o tutturma krizlerinde hem hakim olmak rolündeyiz hem de verdiğimiz cezalarda çok yıpratıcı olmadan doğru kişiyi bulmak zorundayız. Esasında anne babalara gerçekten önemli roller düşüyor bu kriz anlarında.